Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir tarih vakti programıyla tekrar beraberiz. Malumunuz, şanlı ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu'nu sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız yine 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Geçtiğimiz bölümlerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta geçişinden bahsetmiştik. Ve tabii Fatih'in büyük bir rüyası olan İstanbul'u fethetme idealinden bahsedilmişti. İstanbul'un fethiyle alakalı konular sizlere aktarıldı. Bu bölümde de kısmetse yine fethe dair bazı hatırlatmalar yapılacak ve fethin neticeleri ve sonuçları dünyada ve Osmanlı'ya kazandırmış olduğu sonuçlarına değin bilgilerle sizlere bu ekranlardan tekrar anlatacağız kısmetse. Ben tabii öncelikle birkaç program sizlerle beraber olamadık. Malumunuz bazı vazifeden dolayı İstanbul dışındaydım ve katılamadım. Mecit Hocam'la Fatih Hocam sizlere tarih, Osmanlı tarihini anlatmaya devam ettiler. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Tabii gerçi bugün Mecit Hocamız bugün burada yok. Kendisi bir haftalık bir umre ziyaretine gitmişti. Kutsal topraklardaydı. Daha bugün uçağa indi ve Türkiye'ye ayak bastı. Tabii gönül isterdi programa katılmaya ama tabii yetişemedi. Biraz havalimanındalar. Önümüzdeki programda kısmetse o da bizlerle birlikte olacak. Bugün sizlere Fatih Hocam'la birlikte bu programı sunmaya çalışacağız inşallah. Hayırlı seyirler diliyorum öncelikle ve konuğuma dönmek istiyorum müsaadenizle. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Elhamdülillah. Rabbim İyi olmaya devam ediyoruz hocam. Kurslarda eğitimler nasıl gidiyor hocam? Aynı şekilde devam ediyoruz hocam. Her zaman olduğu gibi tabii ki devam ediyoruz. Uzun süredir burada değildik hocam. Mecit hocamla birlikte anlattığınız konuları. Evet. Bayağı da bir ileriye gitmişsiniz. İstanbul'un fethi önemli bir meseleyi anlatmışsınız. Evet. Kısmetse ben Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine dair yapmış olduğu hazırlıklar, fetihle alakalı bazı bilgileri hatırlatalım. Daha sonra da fethin sonuçlarına ilişkin bilgiler verelim. Çünkü hocam şöyle söyleyelim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesi çok basit bir olay değil. Biz yaklaşık iki bölümde anlatmaya çalıştık ama hala anlatamadık. Yani şu an tarihi anlatmaya, yazmaya kalksan zaten sayfalar yetmez buna. Ama biz bir şekilde her haliyle anlatmaya çalışıyoruz hocam. Evet. Şimdi hocam 6 Nisan 1453 yılında evet. Başlayan bir kuşatma var. Edirne'den İstanbul'a. Şimdi malumunuz Fatih Sultan Mehmet Han tahta ikinci kez geçiyor. İkinci Murat evet. Babası onu küçük yaşta tahta çıkartıyor. Tabii bazı kargaşalıklar çıkıyor, karmaşalar çıkıyor ve tekrar ikinci Murat tahta geçmek zorunda kalıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in bir hem tahta çıkıyor, ondan sonra 2 yıl gibi bir süre tahta kalıyor, sonra tahta iniyor, arada 5 yıl bir süre oluyor. O 5 yıllık sürede işte babasıyla beraber yine savaşlara katılıyor ve büyük bir tecrübe de kazanmış oluyor. Yaşı da evet. İlerlemiş oluyor. İlerlemiş değil mi? Yani bayağı genç yine kendisi. Ve en büyük hayali İstanbul'u fethetmekti. Evet. Bunun tabii altında yatan pek çok neden vardı ama en büyük unsur Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olmaktı. Evet. Osmanlı Devleti'nin en büyük ideallerinden biri de zaten bu Doğu Roma İmparatorluğu'nun küçücük kalmış olan mirasçısı. Evet. Ve Avrupa'da da tabii her ne kadar toprak olarak büyük kayıplara uğrasa da ekonomik anlamda, askeri anlamda küçülmeye gitse de yine de Bizans İmparatorluğu o Ortodoks camianın ideallerini yansıtan prestijli bir konuma sahipti. Yani Avrupa siyasetinde yönlendirme etkisine sahipti. Çünkü hocam 11 asırdan beri, yaklaşık 11 asırdan beri orada vakıf bulunmuş ve sürekli Roma ile yani Batı Roma ile Doğu Roma arasında bir mekik dokumuş bir medeniyetten bahsediyoruz evet. Orada. Eski Roma İmparatorluğundan bahsediyoruz. Ve asırlara kök salmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Öyle kolay değil yani hocam. Anlatmış olduğunuz şey. Bununla beraber zaten bunun yıkılması Haçlıların ittifakının sonu demekti. Yani bunu bildikleri için ve biliyorsunuz ki Katolik ve Ortodoksların yüzyıllardan beri yapmış oldukları bir savaş var kendi aralarında. Ve bununla beraber hiçbir Katolik Ortodoks'tan yana olmuyor ve hiçbir Ortodoks da Katolik'ten yana olmuyordu. Çünkü kendi tarihlerine baktıklarında zaten birçok katliamla doluydu yani kendi tarihleri. Hatta
defalarca yine İstanbul'u da işgal etmeye kalktılar. Ve yaptılar da bunu yaklaşık 10. asırda. Daha sonra en son Konstantin imparator olduğu, yani Fatih Sultan Han zamanındaki imparatordan bahsediyorum. Oranın kendi halkı bile bundan memnun değildi ki söyledikleri her şeyi biz geçen iki programda da söyledik. Burada şunları söylüyordu halk, yani burada Katoliklerin külahlarını görmektense, onların giymiş oldukları kıyafetten bahsediyor, Osmanlıların sarıklarını İstanbul sokaklarında görmeyi yeğleriz diye bir lafları vardı yani bu insanların, ki öyle bir medeniyetten bahsediyoruz hocam. 11 asır. Evet. Yani önemli. Bizans etkili bir yer. Her ne kadar toprak evet. olarak küçük Avrupa'da da kalsa, Osmanlı'nın Anadolu'da ortasında da, evet. bir çiban gibi bulunsa da etkili bir devletti. Yine o dini üstünlüğü vardı. Şu zaman tabirle bizim dünyanın ticaret merkezi olarak diyelim hocam. Dünyanın ticaret merkezi olarak tabirleniyordu. Çünkü Avrupa'nın bir yakası, Asya'nın da bir yakası ve ayrıyeten Karadeniz Boğazı'nı kesiyor ki bu da çok basit görünebilir ama Afrika kıtasına da gidiyor bu bahsettiğimiz boğaz. Avrupa'ya da gidiyor, her yere gidiyordu yani hocam. Evet hocam. Böyle şimdi, bir yerden bahsediyoruz. Şimdi böyle önemli bir yere sahip. Bizans'ın önemi evet. büyük. Ve tabii Bizans'ı sadece Osmanlılar fethetmek için uğraşmadılar. Tabii canım. Hunların, Avarların ve Bulgarların ve Arapların da, Arapların da kuşattığını biliyoruz. Hatta Osmanlı Fatih Sultan Mehmet Han devrinden önce de 4 kez kez yani ilk 4'ünü Yıldırım Beyazıt Han kuşatmıştı. Daha sonra tabii Şehzade Sultan Musa Çelebi 5. Evet. Kuşatmasını, muhasarasını yapmıştı. Tabii o da fethedememişti. Fethi burada evet. müyesser olmamıştı. 6. muhasarayı da tabii babası 2. Murat gerçekleştirmişti evet. ama tabii Bizans'ın fethi ona da nasip olmadı, İstanbul'un evet. fethi. Bu fethi Fatih Sultan Mehmet'e nail oldu. Öyle bir müjdeye nail oldu kendisi. Şimdi hocam tabii böylesine büyük bir fethi gerçekleştirmek için Fatih Sultan Mehmet üstün taktikler geliştiriyordu. Çünkü hayaliydi, rüyalarında dahi görüyordu bu fethi. Çocukluğundan beri hep sürekli zihnine kazınmıştı. Ve bununla alakalı çalışmalar yapmıştı, hazırlıklar yapmıştı. Yani öyle hadi askerleri topluyoruz, fete gidiyoruz gibi değildi. Evet. Çünkü o dönemlerde her ne kadar Bizans İmparatorluğu'nun malum surları çok kuvvetliydi, muhkem bir kaleydi. Kale muhafazası gayet güçlüydü. Dolayısıyla hem deniz fonksiyonunu da kullanıyordu, gemileriyle de, donanmasıyla da evet. hem de kalelerinin kuvvetli olmasıyla bu fethi zor kılıyordu Bizans İmparatorluğu. İşte bu nedenle de belli taktikler geliştirilmesi gerekiyordu. Yıldırım Beyazıt Han ilk önce Rumeli Hisarı'nı inşa etti. Evet. Tabii daha evvelinden Anadolu Hisarı inşa edilmişti. Tam onun karşısına Rumeli Hisarı'nı inşa ettiriyor ilk evet. olarak. Tabii bundaki amacı Rumeli Hisarı'ndaki amaç evvela hocam Asya tarafına bir Anadolu Kavağı tarafı diyelim yani Beykoz tarafına bir tane söyleyelim. Sultan II. Murat Han orayı inşa ettirmişti. Daha sonra karşısına Fatih Sultan Mehmet Han inşa ettiriyor ki Sultan II. Murat Han 2. Kosova Savaşı'na giderken orayı daha rahat geçebilmek için biliyorsunuz ki Cenevizlilere asker başına birer altın vermişti. Ve Bizans'ın ortasından geçip gitmişti. Bununla beraber Fatih Sultan Mehmet Han da Boğaz'ın en dar kısmına diyelim yani karşısına Rumeli Hisarı'nı yapmıştı ki şu an tarihiyle bile ünlü. O hisara bakıldığında yukarıdan bile Peygamber Efendimiz'in ismini işaret ettiği bile görülebiliyor. Ve bunu da zaten bir gün Bizans'a alacağını bilerekten yapmıştı yani. Çok yakındı yani. İçindeki arkadaşlardan şey alabiliriz aslında Rumeli Hisarı'nın resmini yansıtırlarsa ekrana. Efendimiz'in isminin nakşedildiğini daha evvel anlatmıştık buranın. Evet. Fatih Hocam ben, evet burada görülüyor şu anda. Tabii evet. günümüzdeki şekliyle haliyle bu şekilde. Ben iletişim bilgilerimizi dilerseniz bir hatırlatalım seyircilerimize. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili seyirciler programımıza soru, görüş, önerilerinizi iletmek isterseniz sabit numaramız 0216 alan koduyla 488-0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Cep telefonuyla mesaj atmak isterseniz de WhatsApp yoluyla 0538-965-2651 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Bunları da hatırlatalım. Şimdi hocam Rumeli Hisarı'nın inşa ediliyor ve tabii bunu daha evvel tarihlerde de anlatmıştık. Anadolu Hisarı'nı, evet. Rumeli Hisarı'nı bahsetmiştik. Bu boğazın en dar kısmına inşa edildiğini ve boğazları hakimiyet altına alma adına yapıldığını, Karadeniz'den işte
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatırken Karadeniz'den gelebilecek bir yardımı engellemek evet. adına da bunu yapıyordu. Ve diğer bir gayesi de Anadolu ve Rumeli'den gelecek olan asker sevkiyatında oradaki askeri sevk ederken güvenli bir şekilde sevk etmek için de. Güvenli ve kısa yolda olduğu için hocam. Evet. Daha öncesinde biliyorsunuz ki Anadolu'dan gelecek asker evvela Balıkesir tarafı Gelibolu oradan geçiyordu Çanakkale. Çanakkale'den yukarı geliyordu ama böylelikle Edirne'ye ulaşması biraz günler alıyordu. İşte aylar alıyordu. Ve burayı yapmasının en büyük nedenlerinden birisi de o. Mesafeyi ve günü biraz daha azaltma adınaydı hocam. Evet. Yani akıllıca bir strateji geliştirmiş ve hemen Anadolu Hisarı'nın karşısına bir evet. hisar inşa ettirmişti. İkincisi de biz biliyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun dönem dönem donanmaya da önem verdiğini biliyoruz ama evet. tabii burada Osmanlı Devleti'nin donanmada çok da böyle ileride olduğunu söyleyemiyoruz. Yani Venedikliler vardı. Tabii Cenevizler ve Venediklilerin ticaret anlamında denizi çok fazla kullanmalarından dolayı gemicilik sektöründe çok ileride olduklarını değinmiştik. Şimdi tabii ancak bu hazırlıklar aşamasında Fatih Sultan Mehmet irili ufaklı donanmaya 400 tane evet. de gemi evet. katıyor. 400 tane gemi. Böyle bir donanma kuruyor. Yani gerçekten de küçümsenecek bir rakam değil bu. Çünkü biliyorsunuz kuşatmada Haliç'ten biliyoruz yani İstanbul, eski İstanbul dediğimiz o surların içinde kalan kısım yarımada şeklinde. Evet. Üç tarafı denizlerle çevrili bir bölge. Dolayısıyla burada gemilerin bu kuşatmada çok büyük bir rolü var. Bu rolü var çünkü şunu da biliyor. Cenevizlilerden veyahut da Venediklilerden yardım olarak gemi geleceğini bildiği için gemiye çok önem vermişti ama çok fazla büyük değillerdi hocam. Yaklaşık tahmin ediyorum 12-13 aklımda kalan 12-13 tanesi çok büyük çaplıydı. Geri kalanlar biraz daha küçük. Sadece askerinin sevkiyatını yapabilecek derecede sandallardı diyelim şu an bizim deyimimizle. Fakat Venediklilerin gemileri ciddi anlamda büyük gemilerdi ki içine yaklaşık 400 kişi alabiliyordu. O zamanın kendi yapım gemilerinden bahsediyoruz yani Ceneviz gemilerinden. Ve bununla beraber erzak da doldurabiliyorlardı ki böyle büyük gemilere sahiptiler. Osmanlılar sadece yaklaşık 50 tane kişi alabilecek yatlara diyelim veyahut teknelere sahiptiler. Evet. Daha büyükleri vardı ama onları tabii azdı onlar, Venediklilere göre az sayıdaydı. Doğru. Diğer bir madde ise hocam, bu fetihte, o dönemde biz biliyoruz ki Bizans'a çok batıdan, Avrupa'dan destekler geliyordu. Balkan evet. ülkelerinden vesaire çok fazla destek geliyordu. Fatih Sultan Mehmet tabi bunu öngördüğü için de, yani bu kuşatmada yine batıdan bir destek geleceği için, bunu geleceğini bildiğinden engellemek adına Mora'ya Turhan Bey'i gönderiyor. Böyle de bir önlem alıyor. Evet, oraya gönderiyor. Gönderdiğinde zaten yine Macar komandörü Jan Hunyad yine elçiler göndererek Fatih Sultan Mehmet Han'ı tehdit ediyor. Eğer çekilmezsen ben yine askerlerimle geleceğim diyerekten ama tabii ki bunun blöf olduğunu görüyor Fatih Sultan Mehmet Han ve hala muhasaraya devam ediyor hocam. Hı. Dediğiniz gibi oraya gönderdiği doğru. Oradan en azından Rumeli'ye bir set çekip Balkanlardan gelecek bir orduya karşılık vermesi için. Evet, burada dikkat çeken ve önemli dedik ya, şimdi bu fetihte illaki Peygamber Efendimiz'in müjdesi var. Osmanlı evet. İmparatorluğu da şeriatı ve Kur'an ahkamını, Allah'ın dinini ön planda tutan, devlet idaresinde de bunu hissettiren, muhafaza eden bir devlet. Sonuçta maneviyata evet. önem verdiğinden dolayı da Mevla Teala'nın manevi desteğinin olduğu aşikar. Yani bu fetih tamam teknik anlamda illaki zirveyi yaşıyordu ama Osmanlı. Evet. Mevla tarafından manevi bir destek de vardı. Bu kaçınılmaz. Şimdi hani ama işte şöyle de bir şey var. Sadece manevi yönü yok. Burada o devrin mühendislik harikası sayılabilecek bir top evet. meselesi var. Yani Fatih Sultan Mehmet'in özellikle bizatihi çizimlerini kendisinin yaptığı ve Türk mühendislerinin de ortaklaşa bir çalışmasıyla ortaya çıkan o güne kadar görülmemiş devasa büyüklükte toplar döktürmesi meselesi var ve bunların evet. en büyüğüne de Şahi ismini vermişler. Şimdi bu topla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu devrin arkadaşlar, rejideki arkadaşlar resmini de ekrana yansıtırlarsa topu. Fatih Sultan Mehmet 3 tanesini yapmıştı hocam. 3 evet. tane büyük yapmıştı İstanbul'un evet. fethi için. Fethi için evet. Şimdi bu tabii İngiltere'de bulunan evet. ve Şahi adı verilen bunun da hikayesi biraz topun, farklı. Evet, onu da değineceğiz ileride.
ilerleyen dakikalarda. Şu an İngiltere'de değil mi hocam? Evet. Şimdi devrin en büyük topu olan bu Şahi topunun yapımı 3 ay sürmüş hocam. Gerçekten kısa bir süre değil bu. 3 ay gibi bir zaman zarfında yapılıyor. Top 1452 yılında döktürülüyor ve Ocak ayında yapılıyor. Edirne'de yapılıyor bu top ve İstanbul önlerine gelmesi 2 ay buluyor. Yani uzun bir süre. Yapımıyla İstanbul'a topun ulaşması 5 ay. Böyle bir ilginç bilgi var. Ve tabii bu devasa büyüklükteki topların Edirne'den İstanbul'a gelirken de öyle o günün taşıma şartları malum, biliyoruz ki çok fazla hani şey değil, teknoloji anlamda çok ileri değil. Arabalarla taşınıyor ve bunun 30 arabayla ve 140 öküzle çekildiğini söylüyor tarihçiler. Ve bu topun devrilmemesi için de 200 askerin bu topu nakil ederken Edirne'den İstanbul'a 200 askerin de görev aldığını söylüyorlar. Bu topun namlusu 91,5 santimetre imiş hocam. Evet. Güllesi, yani meşhur işte o can alıcı güllesi 680 kiloymuş hocam. Bu da çok. 680 kilo. Yani işte o hani İstanbul'un o devasa surları demiştik ya, yüzyıllarca yıkılamayan, geçilemeyen, aşılamayan toplar illa böyle büyük bir cüsseli güllelerle olacakmış ve 680 kilo olduğu söyleniyor. Evet. Menzili de 1200 metre. Evet. Bu da çok ilginç. Yani o günün şartlarında gerçekten çok mükemmel hazırlanmış, tasarlanmış bir top. Ya çünkü o zamana kadar hocam yani İstanbul'un fethine Fatih Sultan Mehmet Han'ın dökmüş olduğu bu toptan önce zaten top vardı. Yani Sultan II. Murat Han zamanında da vardı ama çok fazla etkili değillerdi zaten. Etkili oldukları tek şey ufak tefek duvar yıkmaydı. Hani en azından savaş esnasında insanlara zarar verme adınaydı. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han'ın dökmüş olduğu bu top hani yıkılmaz denilen Bizans'ın surlarını dahi yıkmıştı ki bu zaten en büyük zamanın olaylarından bir tanesiydi ve teknolojik anlamda da en büyük silahıydı hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yapmış olduğu, döktürmüş olduğu. Evet, işte top. Topların ilginç hikayesi işte devam ediyor hocam. 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet bu toplardan 42 tanesini Çanakkale'deki Boğaz'ın müdafaası için gönderiyor. Çanakkale Boğazı'na gönderiyor. Ve tabii yüzyıllarca bu toplar kullanılmıyor o dönemlerde. Ve 1807 yılında İngilizlere karşı, o dönemde İngiliz donanmasına karşı bu toplar kullanılıyor. Ve ilginç olan şudur, yüzyıllar boyunca bu toplar kullanılmamış ve aradan geçen onca zamana rağmen kusursuzca 1807 yılında İngilizlerin donanmasına karşı kullanılıyor ve İngiliz gemisinin donanmasını düşürüyor. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Yani topların gerçekten de çok güzel yapıldığını ve çok sağlam olduğunu, kullanılmasa dahi, aradan yıllar geçse dahi yine de o tazeliğini koruduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Evet. Tarihte böyle bir bilgi var. Günümüzde bu toplardan 6 tane kaldığı söyleniyor. Ve Şahi diye anılan, işte bu ekranda da görülen sevgili seyirciler, bu top İngiltere'de şu anda bir müzede sergileniyor. Bu da tabii ilginç. Diğerleri de tabii Harbiye'de, bugünkü Harbiye'de bulunan müzede sergileniyor. Evet. Ama tabii İstanbul'da, İstanbul surlarını, İstanbul kuşatmasında kullanılan o meşhur top şu anda bizim topraklarımızda bulunmuyor. İngiltere'de bulunuyor. Bu da tabii şöyle bir şey var bunun da hikayesi. 1855 yılında Kırım Savaşı sebebiyle Çanakkale Boğazı'na gelen o İngiliz donanmasında bir general bu topu görüyor ve hayretler içinde kalıyor. Çok etkileniyor bundan ve bunu elde etmek için o dönemin şartlarında diplomatik ilişkilere giriyor ve diplomatik yollarla bunu İngiltere'ye götürmeyi hedefliyor. Tabii İngiltere bu, yani bilirsiniz, yani evet, sömürgeci bir toplum olduğu için gözüne diktiği bir şeyi ve aklına koyduğu bir şeyi onu elde etmek için elinden geleni yapar. Gerçi bunu tabii o dönemde Abdülaziz'in hediye ettiği söyleniyor kraliçeye ama bunun çok da aslı astarı olmadığı söyleniyor. Yani bir vesileyle allemedi, kullemedi bunları, bu topu İngiltere'ye gönderiyorlar. Evet. Ama herhalde bu son zamanlarda bu topun vatanımıza dönmesi için girişimlerde bulundu ama henüz daha sonuç alınamadı hocam. Yani sadece bu değil aslında, diyorum ya, reddi miras diyerek. Evet. Yani bu sadece bu topla alakalı bir mesele değil. Buradan şuna da değinmek istiyorum. Yani bugün Osmanlı'yı kötüleyen zihniyet, Osmanlı'yı hiçe sayan zihniyet, Osmanlı'ya reddi miras diyerek pek çok kıymetli eserlerimizi, hatta tamam belki bu toptur ama daha önemlisi zihnimizin, zihniyetimizin ürünleri olan edebi eserler,
Evet. İlmi eserlerin, ilmi eserler o arşiv belgelerinin hurda kağıtlarla Avrupa'ya satıldığını, gönderildiğini biliyoruz. Yani o daha acı bir şey aslında. Yani çünkü düşünsenize 600 küsur yıllık bir, hatta daha da geriye giderek bir birikim var. Binlerce yıllık bir birikiminiz, zihniniz, tarihiniz, medeniyetiniz, her şeyiniz bir anda sıfırlanarak yok ediliyor, reddi miras diyerek. Tabii bu da büyük bir olasılıkla üzerine düşürmediği için böyle elden kaybolan bir Osmanlı yadigarı bir şey. İnşallah umarız bu ülkemize döner hocam. İnşallah. Yani teknoloji tarihçileri bu topun incelediklerinde şöyle bir ifade kullanıyorlar. Bu top o dönemin, orta çağın ilerisinde, çok ilerisinde olan tekniklerle hazırlanan bir mükemmel bir top diyor. Yani böyle bir silah o dönemin şartlarında nasıl yapılmış hayret içindeler. Yani bunu da teknoloji tarihçileri dillendiriyorlar hocam. Yani bu topun hikayesi de bu hocam. Bir de tabii diyorum ya, bu fetihte icatlar bitmiyor. Fuat Sultan Mehmet'in yani gerçekten takdire şayan. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hani gündeme ilişkin hocam. Hani deniyor ya, Osmanlı'da ilim yoktu, bilim yoktu. İşte aslında burada Osmanlı'yla beraber İslam'ı karalamak adına söylenen bir ifade bu günümüzde de. Osmanlı'da ilim yok, İslam işte bilimin önünü engelliyor, ket vuruyor diye bir ifadeleri var. Aslında bu şu top hadisesi bile, şu ekranlarda gördüğümüz top hadisesiyle bu ifadenin ne kadar asılsız olduğunu, yersiz olduğunu bizlere gösteriyor. Evet hocam, haklısınız. Çünkü baktığımız zaman şu an gündemimizde biraz daha batılı zihniyet, yani batıdan biraz esinlenen tarihçilerimiz şu an dediğiniz gibi Osmanlı adına ve Osmanlı padişahları adına birçok zaten nasıl diyelim, bir karalama kampanyası zaten başlatmış durumda. Ve bununla beraber Osmanlı'nın biz biliyoruz ki, ben çok kısa bir örnekle bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bizim Kur'an-ı Kerim'imizde kıraat vardır. Kıraat demek Kur'an-ı Kerim'i farklı lehçelerde okumak demektir. Ve bununla beraber 12 tane imamımız vardır. Bunu farklı farklı, mesela İmam-ı Asım kıraati veyahut işte İbn Kesir kıraati, işte bu şekilde, çünkü İbn Cesari'den gelen, yani Osmanlı'dan gelen bir kıraatten bahsediyoruz ki Osmanlı'nın son dönemine kadar şu an belki insanlarımız çok fazla kıraati bilmiyorlardır. Hatta şöyle diyelim, günümüzün ünlü okuyucularından mesela en bilindik Abdussamed'dir. Mesela bunun okumuş olduğu bir kıraattir. Veyahut diğer bir okuyucu diyelim. Bunların hepsinin okumuş olduğu birer kıraattir. Ve bu hepsinin okumuş olduğu bir kıraatin bir hocası vardır. Dayandığı bir kişi vardır ki Osmanlı zamanında bir imam namaz kıldırırken veyahut bir Kur'an ayeti okuduğu zaman cemaat o okumuş olduğu tilavetin hangi imama ait olduğunu bilirdi. Mesela bir tane hoca efendi okuyor. Mesela herhangi bir namaz esnasında okuyor. Okumuş olduğu tilavetin mesela İbn Asım veya İbn Kesir'e ait olduğunu bilirdi. Ama şu an tabii bu çok değişmiş bir durumda ve bundan bile yoksun hale gelmiş bir durumdayız. Düşünün ki o zaman cemaatler bile Kur'an-ı Kerim'in okunmasına o kadar aşinaymış ki her türlü her maddesini biliyormuş Kur'an-ı Kerim'in. Ama şu an baktığımız zaman tamamen Kur'an-ı Kerim'den bilinçsiz bir şekilde zaten yaşıyoruz yani. Toplum olarak da. Gerçekten öyle. Kıraati geçtim, tilaveti geçtim. Hani okumaktan bile şu an aciziz diyelim yani. Evet hocam. Toplum adına. Yani reddedersiniz mirasınızı. Dolayısıyla da böyle bir sonuçla karşılaşmak da elbette mümkün. Evet. Şimdi dedik ya hocam, bu fetihte çok fazla icatlar var. Bir de tekerlekli kulelerin icadını görüyoruz o dönemlerde. Tabii arkadaşlar Burada Şimdi burada tabii resmedilmiş. Tekerlekli kule dediğimiz şey... Bunun amacı hocam, Rum ateşi diye bir şey var. Zaten yukarıda gözüküyor. Bu ateş hocam suyla sönmüyor. Atıldığında üzerine su döktükçe daha çok alevleniyor. Sadece kum ve çamurla söndüğü söyleniyor. Ve bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han'ın bunun yaptırmasındaki amacı etrafını deri ile kaplatması, o yürüyen merdivenin. Daha sonra kumla şey yaptırması, hani bir nevi sıvalatması. O şekilde değen Rum ateşi yakmıyormuş. Ancak surlara yaklaşabilmek bununla mümkün olduğu için böyle bir şey yaptırıyor zaten. Yani sadece topu icat etmiyor Fatih Sultan Mehmet. Topu icat ederek, topla birlikte surları döverek yedekler açıyor. Ve o surları aşmak için de dediğiniz gibi o Rum ateşi çok meşhurdur. Yani herkes bilir o
ateşlerle zaten çok fazla işgalleri veyahut da kuşatmaları bertaraf etmekleri de biliniyor bu ateşle. O zamana kadar 29 tane muhasara geçiriyor. Evet. Hiçbirinde tek bir ucuna zarar gelmiyor yani. Yani tekerlekli kuleleri de bu şekilde görüyoruz. Yani oralara askerler çıkarak tekerleklerle ilerletiyorlar. Surun dibine yanaştırıyorlar ve askerler surları aşıyorlar. Bu da çok gerçekten takdire şayan, taktik, güzel bir taktik. Bir de havan topunu görüyoruz. Gerçi o dönemlerde humbara deniyor ama bugünkü ismiyle havan topu. Yani havan topunun da icadını o dönemlerde görüyoruz ilk defa. Fatih Sultan Mehmet'in yine... Havan topunun icadı hocam şu şekilde oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Bizans bir zincir çekmişti Galata'nın ortasına. Evet. Ve İstanbul'un hani Haliç'e girmek Osmanlı için mümkün değildi. Çünkü o zinciri kırıp giremiyorlardı. Ve onun haricinde Bizans'a ait Haliç'te birçok gemi vardı. Yani kaç tane olduğu şu an sayıca zaten belirtilmiyor ama sayıca fazla olan bir gemi mürettebatı ve gemisi vardı Bizans'ın. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han daha gemileri karadan yürütmeden evvel bu gemileri batırmak istiyordu. Ve bununla beraber değişik bir taktik uyguladı. Çünkü bildiğimiz top, hani o zaman da dökmüş olduğu toplardan humbara dediğimiz, yani dik bir şekilde yapıp, yani kavisli bir şekilde, şu anki bildiğimiz havan topu dik bir şekilde yapıp direktmen topun yukarı çıkıp hedefe yukarıdan inmesi olarak belirlediği bir humbaraydı. Bunu yaparak zaten oradaki birçok gemiyi batırmıştı. Daha sonra zaten gemileri karadan yürüttükten sonra yine Haliç'in üzerine biliyorsunuz ki sandallardan, o fıçılardan öyle söyleyelim, birer köprü inşa ettirmişti ki bunların da her birinde gene o humbara dediğimiz havan topları vardı yani. O köprünün üstünde. Yani bu humbaranın icadı da çok ilginç hocam. Şimdi burada şunu da görüyoruz tabii, bu anekdot anlatacağım şimdi. Bu havan topları icat edilirken tabii Fatih Sultan Mehmet o dönemlerde savaş hukukuna da bakıyoruz. Yani İslam'ın vermiş olduğu terbiyeyi görüyoruz. Yani bugün Amerika'nın yapmış olduğu, İsrail'in yapmış olduğu vahşiliği ya da Rusların yapmış olduğu vahşiliği görüyoruz. Avrupa'nın yapmış olduğu vahşiliği görüyoruz. Yani savaş hukuku diye bir şey yok. Onlar her yeri yakıp yıkıyorlar. Yani Haçlı zihniyetini de biliyoruz o dönemde. Evet. Her yeri yakıp yıkıyorlardı. Kendi milletinden olanları dahi, kendi dinine mensup olanları dahi yakıp yıkıyorlardı, köyleri vesaire. Şimdi bu havan topunun icat meselesi, gemileri Fatih Sultan Mehmet dediğiniz gemileri batırmak istiyor ancak top atışlarıyla ilk önce tabi tutuyor bu gemileri. Ancak o Galata bölgesinde Cenevizler oturuyor ve Cenevizlerin burada tabii oturdukları için meskenlerine o toplar isabet ederek evlerini tahrip ediyor. Tabii bu durum karşısında Cenevizler bir elçi göndererek Fatih Sultan Mehmet'e, bir temsilci göndererek şöyle bir ifade, şikayette bulunuyorlar. Yani sizin bu toplarınız bizim evlerimize zarar veriyor diyor. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in işte buradaki o hani sivil halkı, masum halkı koruma adına yapmış olduğu şeyi görüyoruz. Yani merhameti de görüyoruz. Halbuki yani savaş bu değil mi? Yani bunu adam umursamaya da bilirdi. Yani Fatih Sultan Mehmet Han umursamaya da bilirdi ama bunu önemsiyor. Ve bu şikayeti üzerine o gece bu havan toplarını döktürüyor. Ve dolayısıyla o havan topları belli bir havada yükseldikten sonra, hedefe kilitlendikten sonra da kavisli bir şekilde hedefi vuruyor. Evet. Ve dolayısıyla da oradaki Cenevizlilerin evlerine de zarar vermiş oluyor. Ama tabii Fatih Sultan bu merhameti gösteriyor ama Cenevizlilerin biz biliyoruz. Yani açılan gedikte Bizans'ın kuşatmasında Bizanslara yardım ettiğini de biliyoruz. Oradaki açılan surdaki gedikleri tamir etmek için de Cenevizlerin canhıraş çalıştıklarını da biliyoruz ama buna rağmen Fatih Sultan Mehmet yine bir şefkat ve merhamet örneği gösteriyor. Evet. Ve bu merhametten de bir teknolojik ürün ortaya çıkıyor. Bu da çok ilginç yani. Yani İslam'ın güzelliği aslında bu. Evet. Diğer bir madde de, bu az önce de tabii bahsettiniz, zincirlerle ağzı kapatılan Halice karadan çektirilen 72 gemi. Yani bu çok bilinen bir hadise. Çok dahiyane bir fikir. Yani gemileri karadan yağlı kazıklar üzerine oturtup geçirme hadisesi yani var hocam. Şu anki hocam yani bizim tabirimizde Karaköy tarafından, Galata'nın arka tarafından Taksim, Kasımpaşa arasından Haliç'e indirilme mevzusu. Bunu zaten Fatih Sultan Mehmet Han bir günde karar veriyor. Bu iş bir gecede olup bitiyor hocam. Bununla alakalı tabii ki birçok hadise var. Kimisi çok fazla şeyden bahsediyor. Gemilerin
Ok Meydanı'nda yapıldığı, Ok Meydanı'ndan Haliç'e indirildiği söyleniyor. Bununla alakalı birçok rivayet var tabii ki ama esas olan bizim kabul ettiğimiz, bizim de kabul ettiğimiz Taksim ve Kasımpaşa arasından yapılan gemilerin işte zamanın hayvanları neyse artık manda türüdür. Bunlarla çekilerek ve askerlerle, nice kuvvetli askerlerle çekilerek o 72 geminin Karaköy tarafından Haliç'e indirildiğini biliyoruz ama tabii birçok rivayet var bununla alakalı. Demin söylemiş olduğum gibi Ok Meydanı'nda tekrardan inşa edilip oradan indirildiği söyleniyor. Ve bu da tarih bakımından baktığımızda birçok yani birçok meşhur hadiselerden biri hocam. Unutulmaz bir hadise. Evet. Yani insanın aklına gelecek bir mesele değil. Gerçekten çok iyi. Şimdi tabii Osmanlı'da bu hazırlıklar vardı. Fatih Sultan Mehmet dahi yani bir fikirlerle icat ettiği teknolojik topları döktürmesi, işte yürüyen kuleleri inşa etmesi, havan toplarını icat etmesi. Bu Osmanlı tarafındaki hazırlıkları. Tabii Bizans'ın da durumu ortadaydı. Yani sonuçta Osmanlı kapısına dayanmıştı. Ve yılların 29 muhasaradan bahsediyoruz. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var. Bizans'ta öyle yenileri tutulacağından bir şey değil. Hani kolaylıkla fethedilecek bir toprak yani karşınızda değil. 150 bin kişilik, sözünüzü kestim hocam. Yok, karşınızda 150-200 bin kişilik bir ordu var. Ve siz sadece 20 bin kişisiniz. Ve bu orduya karşı kafa tutuyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var yani 20 bin kişiye karşı 150 bin kişi ama güvendikleri tek şey ne? Surlar. Evet. Başka bir güvenceleri yok işte. Evet ama işte diyorum ya o zamanlarda o imparatorluk gerçekten zor durumdaydı. Tabii Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasçısıydı. Ortodoks camiasının kalesiydi orası. Evet. Siyasi bir etkisi vardı Avrupa'da ama yine içten içe bir kaynama yaşıyordu burası. Yani zaten toprak olarak bir şey kalmamıştı. İstanbul'da çevresinde birkaç evet. küçük kasabadan müteşekkil bir devlet aslında Bizans. Evet. Tabii yani bayağı küçülmüştü. Tabii ordusu da eskisi gibi güçlü bir orduya sahip değildi. Çoğu da zaten yabancılı unsurlardan oluşuyordu. Paralı askerlerden oluşuyordu. Paralı askerlerden evet. Avrupa'dan gelen paralı askerler. Evet, paralı askerler de o da çok önemli. Ve tabii Ortodoks ve Katolik çatışması da çok etkiliydi orada. Yani bazı kesimler, Ortodoksların bazı kesimi Katoliklerle yani Papa'nın yanında yer alarak onlarla beraber ortak hareket etmenin taraftarıyken dindar olan Ortodokslar buna karşıydılar. Evet, böyle genelde. Bir çekişme vardı. Evet, yani, halk genelde karşıydı hocam. Yani tamamen karşıydı. Biraz önce bahsettiniz ya İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeye yeğliriz ifadesi oradaki Rum halkın ağzında parola şeklinde söyleniyordu. Bütün halk bunu söylüyordu. Hocam. Çünkü hocam şöyle bir şey vardı. Baş devlet ricali diyelim Bizans'taki hepsi ya Katolik'ti ya da Ortodokstu. Ama halkına baktığımızda Rum halkıydı. Halkın onların akıl oyunlarında veyahut da siyasi oyunlarında pek bir işi olmadığı için halk bir tercih yapmıyordu. Çünkü iki taraftan da zulüm görmüştü hocam. Bu yüzden demiş olduğunuz gibi yani demin söylemiş olduğunuz söz Katoliklerin külahlarını görmektense Osmanlıların sarıklarını görmeyi yeğledi dediği şey bu yüzden zaten. Hem öbür taraftan zulüm görmüşlerdi hem diğer taraftan. Yani kendilerine hayır getirmeyeceklerini biliyorlardı yani hocam iki kilisenin de. Yani tabii Bizans zayıftı belki ama tabii yine Konstantin İmparator belli Bizans tedbirler de almıştı. Zayıf değildi hocam. Şöyle zayıf değildi. Çünkü Balkanlarda destekleyeceği papalıklar vardı. Birçok papalık eğer kabul etseydi bunları, gerçi kabul etti ama sonrasında kabul etti. Eğer en başından beri düşünce. Yani zora düşünce kabul etti. En başından beri kabul etseydi zaten sürekli Avrupa ile bağlantılı bir şekilde yürüyecekti. Bu da belki de fethi biraz daha geciktirebilirdi. Yani geciktirebilecekti. Tabii yani kendi imkanlarıyla ilk başta dediğiniz gibi zora düştükten sonra onlardan yardım istedi ama ilk başta tabii dik durmak istedi. Yani ben kendi müdafaamı yaparım dedi. Ve bununla birlikte surları tamir ettirmeye başladı. İşte gerekli yerlere taş atabilen mancınıklarını yerleştirdi. Biliyoruz o ateş toplarının atan mancınıkları da vardı. Hocam 52 gün sürmesinin amacı zaten şu şekilde. Mesela bugün biliyorsunuz ki o büyük topların bir tanesi günde 3 veyahut da 4 tane atış yapabiliyordu. Yani sürekli ard arda atış yapamıyordu. Çünkü soğuması için 1-2-3 saat gerekiyordu tekrardan atış yapabilmesi için. Bununla beraber zaten açmış olduğu gedikler akşamında Bizanslılar tarafından kapatılıyordu.
Yani mesela bugün yıkmış olduğunuz yer yarın baktığınızda tamir edilmiş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Geceden çünkü ama en son gece bunu yapmadı işte Fatih Sultan Mehmet Han. Kaç tane kişi varsa, kaç tane asker varsa hepsinin ellerinde ateşler vardı. Ve yapmaya çalıştıkları yani yıkılmış olan bir yeri yapmaya çalıştıklarında oraya top atışı yapıyorlardı ki tekrar yapılması mümkün olmasın diye. Bu şekilde zaten en son güne kadar bunun için bekledi. Evet, yani diğer bir hazırlık yine Haleci, malum biraz önce de bahsettik. Haleci'nin girişini, ağzını gemilerle ve zincirlerle kapatma meselesi var. Bu da çok tabii etkili bir unsur. Evet. Yani işte diyorum ya, eğer yani oradan geçmesi gerekiyor o fethi gerçekleştirmek için aslında çok büyük, önemli bir yer. Tabii bunu başarmak için de karadan gemileri yürütüyor. Daha iyi hani bir fikre. Bu engeli aşıyor Fatih Sultan Mehmet ama bir de Konstantin İmparator şey yapıyor, halka da davet ediyor. Yani hem askerlere hem de bütün halka kaleyi savunması için, İstanbul savunması için sürekli telkinlerde ve emirler veriyor. Böyle bu şekilde tedbirleri var. Yani iki tarafta hazırlıklarını kendi çaplarında gerçekleştiriyorlar. Ve 6 Nisan 1453 günü Salı günü de kuşatma başlıyor hocam. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in toplarla dövmesi, işte surlardaki yedeklerin açılması ne görüyoruz burada. Büyük bir mücadele başlıyor. Tabi işte 20 Nisan'da biraz önce de bahsettik ya, Papa'dan 5 tane Ceneviz gemisi geliyor donanma. Evet. Yani bu da tabi Halic'e girerken Türk gemilerini de yakıyor. Tabi bu Fatih Sultan Mehmet'i bayağı bir hiddetlendiriyor. Bu zaten biliyorsunuz çok meşhur bir resimdir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han atını denize sürmesi. Hatta bırakılsa gidecek halde olması. Bu çok tarihte en ünlü resimlerinden birisidir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın ki burada Baltacı Süleymanoğlu diye hatırlıyorum. Orada yeniliyor ve onun yerine zaten Hamza Bey'i yerine koyuyor. Yani orada geçmemesi gereken 3 tane büyük gemi var. Tabi buna yeniliyor Osmanlı orada. Geçiriyor. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han hiddetlenerek atını denize sürüyor. O da resmetmişler. Öyle hatıra. Evet, tarihte bilinmiş hadise. Evet. Resmedilmiştir hatta o hadise. Tabi bu kanlı kuşatma, mücadelelerden sonra 53 gün geçiyor. Dediğiniz gibi o tabi teknik olarak topların her gün ateş etmemesi vesaire. Tabi kale müdafasında güçlü olmasından sebep bu 52 gün sürüyor ve 53. gün Fatih Sultan Mehmet hem karadan hem de denizden artık son öldürücü, vurucu darbelerini gerçekleştirerek İstanbul'u artık fethe mazhar oluyor ve gerçekten alıyor. Bu çok önemli. 29 Mayıs 1453 tarihinde fetih gerçekleşiyor hocam. Tabi bu İstanbul'a girdikten sonra bazı askerler Haliç'te bulunan gemilere binerek kaçıyorlar tabi bir kısım asker. Evet. Halkın çoğu da tabi içeride kalan halk da genelde Ayasofya'ya ve etrafına sığınıyorlar. Tabi Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya geliyor, o hitabını, meşhur hitabını gerçekleştiriyor ve oradaki halka kendi dinlerine, örflerine, adetlerine bağlı kalarak yaşayabileceklerini, teminat aldığını söylüyor ve buradaki bu halka bunu da iletiyor. Ve daha sonra tabi malum Ayasofya'yı camiye çeviriyor ve İstanbul'da ilk cuma namazını kılıyor, şükürler olsun. Evet. Yani Ayasofya malum şu anda ülkemizin kanayan yarası. Evet. Yani diyorum ya hani sadece işte biraz önce bahsettik, topun İngiltere'de ne işi var, öyle değil mi? Yani bize, bize ait olan bir şeyin İngiltere'de ne işi var? Yani hem içeride hem dışarıda sıkıntılarımız var. Yani Osmanlı'nın mirasına gerçek manada sahip çıkılmıyor bu topraklarda. İnşallah sahip çıkarız. İnşallah hocam. Şu yani Ayasofya çok büyük. Ayasofya çok gündemde olan bir mevzu ama çok fazla şu an yani Türkiye'nin gündemini biliyorsunuz. Hani dakikada bir değiştirilebilir, hiç fark etmez. Şu an bundan yaklaşık bir sene önce diyelim Ayasofya çok hareketli bir durumdaydı. Ama şu an Ayasofya hiç düşünemez hale geldik mesela. Öyle bir gündem var şu an İstanbul. Yani Türkiye'de. Kesinlikle. Ayasofya ama önemli bir unsur hocam. Hem tarihimiz için hem de şu andaki andaki gündeme dair de çok önemli ama tabii ki bunu devlet ricali nasıl görür bilmiyoruz. İnşallah olur diyoruz hocam. Yani sadece o da değil işte diyorum ya, bütün Osmanlı mirası sıkıntılı. Rumeli Hisarı'ndan da bahsetmiştik. Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet peygamber sevgisinden onu mimarisini Efendimizin isimlerinin isminin harflerinin hürmetine o şekilde inşa ettiriyor. Ve yıllarca orada Rumeli konserleri, Rumeli Hisar konserleri adı altında hem de caminin bulunduğu, içinde bulunan mescit alanına platform kurarak tepindiklerini, biraz affolsun seyircilerimiz, yani tepinerek orada yıllarca şarkılar söylendi. Yani aslında nereye elinizi atsanız hep sorun ve sıkıntı var. Rabbim inşallah ecdadımıza gerçekten layık
olabiliriz diyorum hocam. İnşallah. Ve bu bize bıraktıkları maddi manevi her türlü mirasa sahip çıkarız. İnşallah. Böyle de bir temenniyle bu konuyu da şey yapalım, kapatalım hocam. Şimdi fethin sonuçları var hocam. Evet. Fatih'in rüyası gerçekleşti. Efendimizin müjdesine mazhar oldu ve evet. Büyük bir fetih. Yani Bizans her ne kadar kara parçası olarak çok küçük gibi gözükse de siyasi anlamda dünyada etkili bir durumdaydı. Dolayısıyla bu fetihle beraber pek çok şey değişti. Evet. Dilerseniz sonuçlarını da sizden alalım hocam. Tabii ki sonuçlarının değişmesinin en büyük olayı hocam şüphesiz ki Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmasıdır. Bu zaten tarihte meşhurdur. Ve aynı zamanda eski Roma İmparatorluğu'nun yani 11 asırlık süren bir imparatorluğun sona ermesidir hocam. Aynı şekilde İstanbul'un fethi. İslam alemi o zaman tabii ki çok fazla Memlüklüler vardı biliyorsunuz ki hocam Mısır'da ve Osmanlı bir nevi vardı. Onun haricinde bir de İran diyebilirsek öyle İslam alemi olarak geçiyordu. Bununla beraber zaten Avrupa'da çok büyük bir yankı uyandırmıştı ki papalıklar yine bir Haçlı seferlerini başlatmak üzereydiler. Ve bununla beraber İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınması Müslüman aleminde zaten çok büyük bir sevinçle karşılandı. Ve Mısır Memlükü o zaman ki yani halifesi Kaim olarak geçiyor. Kaim Osmanlı'ya elçiler göndermişti. Ve o zaman da yani fetihten sonra yani Mısır'da muhasarada şehit olanlar için birçok hatimler okunmuştu hocam. Tabii bu fetih Müslümanlar tarafından, İslam alemi tarafından sevinçle karşılansa da tabii ki diğer taraf bunun için tam bir hüsran içindeydi ki o da şundan dolayı. Henüz iki tane kilise yani Ortodoks'la Katolikler birleşememişti. Ve bu yarıda kalan bir teşebbüs öyle söyleyelim yani diğer eski Roma İmparatorluğu için. Ve Fatih Sultan Mehmet Han bu kiliseyi yani o zamanın kendi kiliselerini sadece o zaman Ayasofya kilise değildi birçok kilise vardı. Orayı müstakil hale getirdi yani ne Ortodoks ne Katolik orayı müstakil hale getirdiği için hiçbir Katoliklik veyahut da Ortodoksluk kendisine ait olduğunu savunamıyordu. Ve bu da papalığa vurulmuş olduğu en büyük darbelerden birisiydi Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Ve bununla beraber bir nevi Fatih Sultan Mehmet Han oradaki ayaklanmayı önledi. Yani orada bir papanın çıkmasını önledi yani öyle söyleyelim. Tabii ki Anadolu, Asya ve ayrıyeten Asya, Avrupa diyelim. Ve bununla beraber dünya ticaret merkezi olarak geçiyor zamanının. Hatta meşhur İpek Yolu diye İstanbul'dan geçtiği söylenir. Daha sonra Karadeniz'in boğazı olması. Karadeniz, Ege, Akdeniz bunların hepsi biliyorsunuz ki zamanın ticaret merkeziydi. Mesela çok ünlü şu an baktığımızda Bağdat, Şam veyahut hani diğer Avrupa'da olan birçok zamanın ülkelerinin hepsine gidişler buradan yapılıyordu. Yani biz şu anki İstanbul Boğazı'ndan yapılıyordu. Ve bununla beraber buranın hakimiyetini alan, dünyanın hakimiyetini almış sayılıyordu zamanında. 15. asırdan bahsediyoruz. Ve Osmanlı'ya aitti tabii ki fetihten sonra. Ve bununla beraber Osmanlı ciddi anlamda büyüdü. Nasıl büyüdü? Artık denizler kendi hakimiyeti altındaydı. Karadeniz, Akdeniz, Ege. Ve bununla beraber hem Afrika kıtalarına açılabiliyordu. Daha sonra Avrupa, Asya buraların hepsine geçişler artık mümkün hale gelmişti. Tabii bununla beraber her ne kadar Avrupa ve Asya kıtalarında hakim olsalar da tabii ki yine savaşlar kendi topraklarını korumak zorundaydılar. Ve en başında anlatmış olduğumuz şey her ne kadar Osmanlı karanlık bir çağı kapatsa da yani 15. asırda. Çünkü şöyle bir şey düşünün. 11 asırlık bir gerçek var ortada. Roma İmparatorluğu. Ama icat adına, ne bileyim teknoloji adına, ilim adına, fen adına hiçbir şey yapılmamış. Sadece insanların zihinlerini sömürmekten başka, insanların maneviyatını sömürmekten başka. Ve bununla beraber Fatih Sultan Mehmet Han getirmiş olduğu, biliyorsunuz ki daha sonrasında orayı dünyanın en büyük ilim meclisi olarak yaptı. İlk önce Edirne'de yapmıştı bunu Sultan II. Murat Han. Şimdi ise Fatih Sultan Mehmet Han bunu yapmayı başardı. Ve bununla beraber artık hem ilim çağı başladı Osmanlı'da hem teknoloji çağı zaten topun dökümü, havan o
havanın dökümü ve bununla beraber Osmanlı'nın zaten adaletle hükmetmesi Avrupa'ya ve Anadolu'ya zaten bir nevi hakim olmuştu hocam. Evet. Daha sonra zaten yavaş yavaş açılımlar başlıyor Avrupa'ya. İstanbul başkent oluyor. Evet. Edirne oluyor bir süre. Daha sonra zaten Osmanlı'nın başkenti İstanbul oluyor hocam. Tabii bu fethiyle beraber Osmanlı İmparatorluğu diyoruz ya, işte imparatorluk evresine burada geçiyor ve daha sonra da tabii büyük bir yükselişe geçiyor. Böyle evet. de bir etkisi var hocam. Ve hani biraz önce bahsettiğiniz işte Boğazların ele geçirilmesiyle beraber baharat yolu ve İpek yolunun o ticaret o günün şartlarında en önemli ticaret bölgeleriydi. Oraların Osmanlı'ya geçmesiyle beraber Avrupalı denizciler artık farklı arayışlar içine giriyorlar. Farklı deniz yollarını keşfetmek için de işte mücadele vermeye başlayınca o meşhur bildiğimiz coğrafi keşifler de böylelikle başlamış oluyor. Yani bu fethi aslında hem Osmanlı açısından hem de dünya tarihine yön vermesi anlamında çok büyük etkilere sahip. Ya zaten şöyle bir şey var hocam. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında teknolojik ve ilim bakımından Avrupa'dan üstündü. Kesinlikle. Yani daha sonrasında Avrupa zaten Osmanlı'ya yetişmek için çaba sarf etmişti yani. Aynen. Ve öylelikle zaten yetişmişlerdi. Tabii Batı'da etkisi daha büyük oldu hocam. Büyük yankılar uyandırdı bu fetih ve Papa tabii öfkelenmişti. Çünkü Bizans tekrardan bir araya gelmek artık istiyordu o yani. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin yıllık mirasçısı olan ve Ortodoks camianın kalesi gözüken o Bizans artık yerle yeksan olunca Papa tabii telaşlanıyor ve Haçlı Seferi'ne tekrar yeni bir Haçlı Seferi başlatmak istiyor. Dolayısıyla da ama tabii bu talebi özellikle Balkan ülkelerinden hiçbir tarafından destek alamıyor. Destek alamayınca hatta Balkan ülkelerinin bazıları da Osmanlı ile antlaşma yoluna gidiyor. Evet. Yani böyle de bir etkisi var. Artık o Haçlı Sef Birliği denilen oluşumun kurulması artık mümkün olmuyor bu fetihle. Yani bu fetih gerçekten İslam camiası adına çok büyük bir fetih oldu ve İslam camiasının da prestijini, İslam dininin de yeryüzünde gerçekten ben de varım gerçek manada tüm dünya genelinde İslam dini de var. Böyle bir imajla oluştu bu fetihle. Rabbim ne diyelim Fatih Sultan Mehmet Han'dan ve o dönemin mücadelesinden, askerinden, hepsinden razı olsun diyoruz. İnşallah bu emanete gerçekten hakkıyla sahip çıkarız. Ben şimdi ağzınıza sağlık hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı programımızın da sonuna geldik. Kaldığımız yerden önümüzdeki programda kısmetse devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından biri olan ve gerçekten yapmış olduğu İstanbul'u fethetmesiyle de İslam adına çok büyük bir hizmet olan İstanbul'un fethini, kuşatılmasını ve sonuçlarını, bu fethin sonuçlarını sizlere bu programda anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki bölümde Fatih Sultan Mehmet tabii bu fetihle durmuyor ve sürekli ilerliyor ve farklı fetihler de yapmak için mücadeleler var. İşte Sırbistan seferi, Eflak seferi yani batıya tekrar yöneliyor ve bu seferleri önümüzdeki bölümde kısmetse anlatmaya çalışacağız sizlere. Hepinizi şimdilik Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim.